ki ne olacak, hakem kuruluna mı gidecek bu konu? Bugün netleşecek. Biz biraz konuşalım istiyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen bizimle. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek isterim önce. Hoş bulduk. Peki önce Funda Hanım, başlayalım sizle dilerseniz. Bugün anlaşma olur olmazsa ne olur, önce onu bir konuşalım. Bugün anlaşma olmazsa hakem kurulu önüne gidecek anayasada ve yasalarda yapılan düzenlemeler gereğince konu hakem kurulunun önüne gidecek. Hakem kurulunda ise ağırlık siz de biraz önce değindiğiniz yayınınızda hükümet tarafında. Yani hakem kurulu 11 üyeden oluşuyor. Bu 11 üyenin 6 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor. Bir tanesi ise dolaylı bir şekilde. Dolaylı derken kastım şudur. Konfederasyon ve sendikaların göstermiş olduğu adaylar arasından o 7. üyeyi seçiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle olmasa bile yani neticede 11 üyenin 6 tanesinin Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirleniyor olmasının anlamı hükümet ne arzu ediyorsa neticede hakem kurulunun da büyük bir ihtimalle aynı yönde karar açıklayacağı. Dolayısıyla ben bir uzlaşma olmasını beklemiyorum bu süreç içerisinde. Hı hı. Hakem kurulundan da memurları ve memur emeklilerini tatmin edecek bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Peki Coşkun Bey, siz katılır mısınız Funda Hanım'ın yorumuna? Hakem kurulundaki ağırlığı daha fazla olan taraf haliyle hükümetin istediği mi olur? Ne düşünüyorsunuz? Funda Hocam hem yasayı hem de yorumunu gayet güzel ifade etti. Söyleyeceklerine ilave bir konu yok. Dolayısıyla ortada çizilmiş bir çerçeve, bu çerçeve içerisinde hareket etme gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Yani neticede tarafların istediklerini ortaya koymaları ya da bu argüman haklıdır, böyle olması daha uygundur deme lükslerinin olmadığı açık. Ki burada uzlaşma olmadı ve olmayacağı da açık. Ve uzlaşma olmadığı takdirde uygulanacak prosedür de belli. Ve bu prosedürün neticesinde doğal şartlar altında hükümetin dediği ve ne söyleniyorsa onun olacağı aşikar. Ama burada ben işin hukuki yönünün dışında ekonomik yönünün birazcık irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki, acaba gerçekten, teşekkür ederim, acaba gerçekten biz Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu ya da siyasi yetkililerin, işte Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu işte bir enflasyon programı ve enflasyon hedefleri çerçevesinde mi bu rakamlar ele alınıyor, yoksa olası beklenmedik şokları ya da sıkıntılar da dikkate alacak şekilde ve çalışanları mağdur etmemek için mi açıklanıyor? Yoksa aşırı zam yapılması durumunun ciddi ölçüde enflasyona yol açacağı endişesiyle mi böyle yapılıyor? Bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Yani neticede yasa belli bir şekilde bir kayırmacılık içeriyor. Bu net. Ama işi sadece yasaya bağlı olarak mı yapmak durumundayız, yoksa ekonomik realiteyi mi? Çünkü Türkiye her türlü görüşmede bu konuyla ilgili bir çıkmazın içine giriyor. Evet. Çünkü bu çıkmaz aynı zamanda diğer şeyleri de tetikliyor. O kadar şeyi tetikliyor ki işte bunlar maaş zammı aldı. Peki emeklinin durumu ne olacak? İşçinin durumu ne olacak? Diğer meslek gruplarının durumu ne olacak? Bir de daha önce meslekler arasında hani nitelik farkı, eğitim farkı ve bunların maaşa yansıması gibi bir durum söz konusu olmaya gidiyordu. Ve şimdi görünene baktığınız zaman köy kılavuz istemiyor. Neredeyse herkes meslek ayrımı, nitelik ayrımı, eğitim ayrımı olmaksızın tek tip bir elbise giymeye, tek tip bir maaşa doğru yakınsamaya doğru gidiyor şeklinde hissediyorum ben bunu. Bilmiyorum, belki de yanılıyorum ama benim ilk etapta sorunuza yanıtım bu olacak. Funda Hanım, peki siz ne söyler? Şimdi memur tarafın az önce Coşkun Hoca'ya ek olarak itirazı işte enflasyon farkının bize zam gibi sunulması, itirazları buna. Yani gerçek enflasyon değerinde de bir teklif, gerçek enflasyon değerine de uygun değil şeklinde itirazı var. Siz ne söylersiniz? Bence haklılar bu konuda. Bir kere bir 2026. dönem toplu sözleşme anlaşmasına baktığımızda
2022 yılı için %12, toplamda ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7, toplamda %12 zam artı enflasyon farkı almıştı memurlar. 2023 yılı için, 2023 yılı için ise ilk 6 ay için %8, ikinci 6 ay için %6, toplamda %14 artı enflasyon farkı almışlardı. Ama açıklanan enflasyon 2022 yılı bakımından baktığımızda yıllık %64,27 idi. TÜFE 2023 yılı bakımından ise Ocak-Temmuz arasında %31,14. Buna karşılık biz ENA'nın açıklamış olduğu enflasyon oranlarına baktığımızda 2022 yılı bakımından bunun %137,55 olduğunu görüyoruz. Eğer yani ne TÜİK'in dediği olsun ne ENA'nın dediği olsun ikisinin ortasını aldığımızda dahi aslında açıklanmış olan yani enflasyon farkı artı %12'nin memurların aslında enflasyon kadar dahi maaş zammı almadıklarını hem 2022 yılı bakımından hem de 2023 yılı bakımından net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla memurlar aslında şu anda daha geçmişi telafi etmeye çalışıyorlar. Yani bırakınız zam almayı, geçmişteki reel kaybı, maaşlardaki satın alma gücündeki erimeyi telafi etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle haklılar. Önerilen teklifler son derece düşük. Geçmişi telafi etmenin ötesindeler. Evet, Türkiye'de hep ortaya konulan rakamlarla ortaya konulan enflasyon değerlerinin dışında hep dediğimiz sıcaklık gibi hissedilen enflasyon konusu var. Ki bunu da en iyi bilen işte sokağa çıkan, pazara, çarşıya giden vatandaş. Yani neticede bu itirazlarının bir zemini, dayanak noktası var. Ama tabii bakın bugün nasıl olacak, bu sonuç nasıl çıkacak göreceğiz. Şimdi hep zam oranına takıldı tartışmalar ama sosyal haklar konusunda da talep var. Onların gündeme gelme ihtimali olur mu? Henüz zam konusu çözülemedi ama onlar da gündeme gelir mi diye Coşkun Bey siz de devam edelim dilerseniz. Buyurun. Şimdi sosyal hakların gündeme gelmesi kadar doğal hiçbir şey yok ama şimdi biraz önce Funda hocamız şöyle söyledi ki daha enflasyon farkı dahi maaşlara yansımadı. Şimdi o zaman sosyal hak derken şu an insanların aklına gelecek tek şey kira yardımı. Evet. Yani evi olsun olmasın bir şekilde kira yardımı. Şimdi siz ne kadar kira yardımı yaparsanız yapın ya da mevcutta bir kira yardımı varsa, hani varsa emsal olarak konuşalım, bunu ne kadar artırırsanız artırın bir defa realiteyi yakalama imkanı sıfır. Sıfır. Yani hiçbir şekilde mevcut kirayı yakalayamayacak. Yarısını değil dörtte birini bile yakalamayabilir. Artı emekli olduğu halde evi olmayan insanların durumlarını da bu çerçevede değerlendirdiğiniz zaman sosyal hakların işte evlilikte ne bileyim vesaire yardımlar için tek tek sayamayacağım. Bunların hepsinin şu verilen zam oranında dahi artırılmasının hem enflasyon üzerinde hem bütçe üzerinde ciddi yük getireceği görüşünden varsayımla bu konuda da yine vermiş oldukları zamla sınırlı olmak üzere bir şeylerin yapılmasını bekliyor insanlar. Zaten en büyük sıkıntı bu konudaki tartışmaların ya da bu konuda ortaya koyan konular, rakamların net bir şekilde tartışmaya açılmaması ve arkasındaki gerekçelerin net bir şekilde ifade edilmemesi. Varsayalım ki ifade edildi. Bunlar ne kadar anlaşılabilir ya da ne kadar makul ve rasyonel karşılanabilir? Bu da ayrı bir konu. Biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Hakikaten bazen işte getiriyorsunuz bir sorunu çözmek için. Bir çıkmazın içerisine giriyorsunuz. KKM'de olduğu gibi. Şimdi bu devasa bir şey oldu. Biz bir şeyi önlemek için yaptık. Korkunç bir yük ve faiz yükü ve biz bunu nasıl eriteceğiz çıktı ortaya. Şimdi memuru, emekli, işçiyi zam artışlarını enflasyona daha yakınsamayacak şekilde yapa yapa getirip insanları ciddi bir açlık ve fakirlik sınırına getirdikten sonra bu işin içinden nasıl çıkacağınızı oturup düşünmek zorundasınız. O zaman süreç geriye çevrilebilir bir süreç de olmadığı için bir başka çözüm ki onları şu an telaffuz etmek istemiyorum. Bir başka ekonomik sıkılaşma paketi farklı şeyler gerekecek. Bunlar da Türkiye'nin hem içte hem dışta itibarına zarar verecek şeyler olacak. Dolayısıyla hani kanunların arkasına sığınarak ya da ekonomik gerçekleri bizden koparak bunlar işte bizim başımıza bir şekilde irademiz dışında geliyor şeklindeki argümanların arkasına sığınmadan çok rasyonel bir şekilde kamu harcamalarını mı kısıtlarız, doğru düz gelir adaleti mi sağlanır, iş koşulları mı iyileştirilir, boş gezen insanlara maaş vermek yerine herkesin ekonomiye katılması mı sağlanır?
oturup bunları çok sıkı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Artı hem teknoloji çağında hem yapay zeka çağında eğitim konusunda gelecekte bu sorunları çözebilmek için bu devrede, bu dönemde ele alınması gerekiyor diyorum. Teşekkür ederim. Peki, Ögen. Devam edeceğiz Coşkun Bey. Funda Hanım, şu en düşük memur maaşın 31 bin lira olma ihtimalini de konuşalım. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz Ocak'ta? Görmüyorum ama aslında olması gerekir. Çünkü Temmuz ayı itibariyle açıklanan açlık sınırı ve bir de yoksulluk sınırına baktığımızda açlık sınırı 16 bin lira civarında diye hatırlıyorum. Yoksulluk sınırı ise, yani 4 kişilik bir ailenin normal bir yaşam sürebilmesi için gerekli olan miktarın altında bir rakamdan söz ediyoruz burada, yoksulluk sınırında. O da 38 bin, 39 bin civarında bir rakam. Dolayısıyla 31 bin olduğunda dahi yoksulluk sınırının altında kalmış oluyor. Burada aileleriyle birlikte dikkate alındığında memurlar ve memur emeklilerinin toplamı 25 milyona ulaşıyor. Dolayısıyla 25 milyonun yoksulluk sınırında yaşayabilmesi için en az yapılması gereken ödeme aslında biraz önce de söylediğim gibi 39 bin lira civarında. 31 bin olsa dahi pek bir işe yaramaz. Yani alım gücünü yükseltecek teklif bekliyoruz diyor Memur Sen. Belki kendileri bile kendi önerdikleri oranın yani olmasını bekliyorlar ama hani bu bile belki yıllık enflasyonda artık belli olduktan sonra çok altında. Evet, İzninizle biraz önce Coşkun Hocam'a yöneltmiş olduğunuz soruyla ilgili olarak da birkaç bilgi vermek isterim. Tabii. Şimdi Coşkun Hocam'ın da söylediği gibi kira yardımından bahsediyor. Memur Sen kamu görevlilerine aylık 7650 TL kira yardımı talep ediyor. İşte Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4850 TL işte dini bayram ikramiyesi istiyor. Aile yardımı olarak eş yardımı 2000 TL, çocuk yardımı 500 TL istiyor. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyor. Ve ek göstergenin de 1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlileri bakımından 3600 olmasını arzu ediyor. Şimdi bunlara baktığımızda, yani bunları alt alta koyduğumuzda evet, yani 31 bin de kalmıyor aslında. 31 binin üstüne çıkıyor. Ama telaffuz ettikleri rakamın 31 bin olmasını aslında onlar da çok büyük bir umut görmüyorlar hükümet kanadından kendilerine yapılacak öneriyle ilgili olarak. Daha anlaşılabilir, daha uzlaşılabilir sınırda belki kalmak istiyorlar. Evet. Şeklinde anlamlandırabiliriz. Öyle görünüyor. Evet. Peki emekliler tarafına onların da talepleri var. Aslında Coşkun Bey az önce siz de söylediniz. Şimdi onların da iyileştirilmeyi beklenen durumları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna Macaristan dönüşünde bu konuya da el atacağız dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bir iyileştirme bekliyor musunuz? Bana mı sordunuz? Evet, evet Coşkun Bey. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, emeklilerin durumunda iyileştirme değil, çok daha iyi bir iyileştirme bekliyoruz. Çünkü bu geciktikçe emeklilerin durumu gittikçe kötüleşiyor. Yani burada bir dönem atlanmış durumda fiilen. Yani yapılması gereken zam, memurlara yapılan zam oranında bir zam alamadıkları için emeklilerin durumu çok ciddi, çok sıkıntılı bir noktada. Bunun dışında biraz önce söylemiş olduğunuz o 31 bin liralık rakam, yani şimdi siz böyle yaptığınız zaman bir doktor, bir akademisyen, kamuda çalışan ve diğerleri arasındaki maaş farkı ne olacak? Ne kadar yapacaksınız bunları? Yani bakın, biraz önce söylediğim şey sanki gerçekleşiyor gibi hissediyorum ben. Yani kamuda meslekler ve eğitimler arasındaki fark, yani maaşa yansıyan fark giderek daha da küçülecek. Artık her işi yapan aynı maaşı alacak gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Ve bu artışların enflasyon üzerinde oluşturacağı baskının çok iyi hesap edilmesi gerekiyor. Yani şu an geçmiş yayınlarda kullandığım bir terimi kullanacağım. Türkiye hakikaten bir sırat köprüsü üzerinde ve sırat köprüsü çok uzun bir köprü, bizim ülkenin köprüsü. Bunun üstünden nasıl geçeceğiz? Dışsallıklar var, enerji fiyatları var. İkide bir enerjiye yapılan zamlar var. İnsanların satın alma gücü düşüyor. Yarın öbür gün okullar açılacak işte. Bir ay kaldı en fazla. Belki bir aydan az bir zaman kaldı. Kırtasiye masrafları, servis masrafları, okul ücretleri, okuldaki yemekler. Bugün birçok okulda, birçok üniversitede
yemek ücretlerine ister istemez zam yapmak durumunda kalınıyor. Tabii. Aklınıza gelebilecek her şey zam oluyor. Yani bunlar nasıl dikkate alınacak ve şimdiden kalkıp 2024-2025 için projeksiyonda bulunup bir şeyler belirlemek bile bence büyük cesaret istiyor. Çok merak ediyorum, bu evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Peki kısa bir vaktimiz kaldı. Şu 3600 ek gösterge konusunda da ne kadar bir fark getirecek? Kısa kısa yorumlarınızı alalım Funda Hanım. Buyurun. 2 dakika size. 2 dakikada Coşkun Bey tanıyalım. Buyurun. Tabii. 3600 ek gösterge sözü vermiş vaziyette hükümet seçimlere gidilirken. Dolayısıyla 3600 ek göstergenin kabul edilmesini ben bekliyorum. Memur Sen Genel Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamada da zam konusunda olmasa bile diğer konularda önemli adımlar kat edildiğini belirtmişti. 3600 ek gösterge de bunlardan biri olabilir. 3600 ek gösterge sadece birinci derecedeki memurları etkiliyor yalnız, yani diğerlerini değil. Dolayısıyla birinci derecedeki memurların ve memur emeklilerinin maaşında, özellikle de emekli ikramiyelerinde önemli bir fark yaratacak. 150 bin TL'ye kadar bir farktan söz ediliyor. Bu günümüz şartlarında çok büyük bir rakam olmasa bile yine de anlamlı sayılabilecek olan bir rakam durumundan ibaret. Peki buyurun Coşkun Hocam, sizden de hem yani, bir toparlayabiliriz, süremiz var bu arada, buyurun. Evet, belli meslek gruplarını kapsayacağına ilişkin bir haber ile karşılaşmıştım. Yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacağına dair bu konuda hazırlıklar yapılmış. Dediğiniz gibi sizin biraz önce birinci derecedeki memurları kapsayacak ve meclis açılır açılmaz bu konudaki hazırlıklarımız tamam olacak. İşte emekli aylığı bu noktada 1200 lira, ikramiyede 45-50 bin lira arasında bir fark yaratacak diyor. Ha, bunlar ne kadar önemli değildir tartışılır ama bu göstergeler farklı makamlara verilen göstergelerde 3600'lü, 5400, 6400. Artık o makamların da çok büyük bir önemi kalmadı. Maaş artışının bir diğer yolu da işte herkese değil de belli kategoridekileri bundan yararlandırmak için küçük de olsa bir iyileştirme. Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey de olmadığını düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Evet, bugün 2024'te %15+10, 2025'te de 6+5 şeklinde hükümet tarafından gelen zam teklifi. Yeni bir zam teklifi gelir mi? Bu bugün artık açıklığa kavuşacak. Olmazsa da hakem heyetine gidecek ve onun üstünde bir itiraz noktası da bulunmuyor. Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Coşkun Küçük Özben, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Değerli katkılarıyla bu konuyu yorumladılar. Biz de merakla bekliyor olacağız.